Ankara'dan arıyorlar efendim. Hı, bağlıyorum. Hoş geldin Hasan amca. Buyur. Patronla görüşecektim kızım. İçeride mi? Hı, evet. Bir saniye beklersen telefonla konuşuyor kendisi. Ne? İlker Beyler de mi giriyor? Hay Allah. Bu adamların da gözü doymuyor kardeşim. Bütün ihaleleri onlar kapıyor. Anlamadım. Ne? Garanti değil mi? Olmalı tabii. Kaç aydır IBAN'ım gevredi ya. Peki peki sonra ararım. İyi günler. Buyur kızım. Hasan Usta geldi. Niye gelmiş? Bir sürü işim var benim. Başka zaman gelsin. Önemliymiş efendim. Peki peki. Gönder. Gel. İyi günler efendim. Çabuk söyle Hasan Usta. İşim çok benim. Ne var, ne oldu? Bir miktar paraya ihtiyacım var da benim. Ya Hasan Usta. Biz burada bir pabuca iki ayağa sığdırmaya çalışıyoruz. Telaş içindeyiz. Senin yaptığına bak ya. Mecbur kaldım. İyi ama bunu niye bana söylüyorsun? Git muhasebeciden avans çek. Bunun için meşgul edilir mi insan? Çok paraya ihtiyacım var efendim. Peki peki. Kaç para istiyorsun? 5 milyar. Ne? 5 milyar mı? Kaç para alıyorsun ki bu kadar avans istiyorsun? Avans istemiyorum efendim. Borç istiyorum. Borç mu? 5 milyar borç. Peki nasıl ödeyeceksin? Çalışarak efendim. Ya Hasan Usta sen dalga mı geçiyorsun benimle? Alo? Bağla kızım. Alo. Bu akşam geliyorum merak etme hallederiz. Sen hala burada mısın? Efendim o paraya çok ihtiyacım var. Benim de paraya ihtiyacım var Hasan Usta. Ama veren yok. Bu devirde para kazanmak kolay mı sanıyorsun? Kusura bakma. O kadar borç veremem. Acele çıkmam lazım. Efendim, oğlum çok hasta. Bu parayı onun için istiyorum. Hastaysa ne yapayım ya? Ödeyeceğin kadar işte. Ben çıkıyorum kızım. Bu akşam için Ankara uçağına yer ayırt. Peki efendim. Bu şirkete ömrümü verdim. Gece gündüz çalıştım. Ama o 5 milyarı vermedi. Vermiyor. Hasan amca, bugün zihni çok karışık. Yarın ihale var ya onun için. Başka zaman gel istersen. Tamam tamam anlaşıldı. Pürüz istemiyorum. Ne gerekiyorsa yap. Para konusunda da çekinme. Konuş adamlarla ya. Altından gir, üstünden çık. Bu meseleyi hallet. Sen kal, ben süreceğim arabayı. Çekil şuradan. Kuşa diyorum, sana değil. Tamam tamam, hadi elini çabuk tut. Kiminle görüşeceksen görüş. Paramı yedireceksin, siyaset mi yapacaksın, ne yapacaksan yap. Bu ihale işi bizim olmalı. Anladın mı? Manyak adam ya. Niye sokuyorsunuz bu adamları buraya? Ne? Ne diyorsun Aylin kızım? Yok mu? Hiçbir şirketin uçağında yer yok mu yani? Ya kızım, siz beni çıldırtacak mısınız? Niye önceden ayırtmadın bileti? Ankara'ya gideceğimi biliyorsun. Tamam, tamam. Arabayla gitmekten başka çarem kalmadı. Hemen şoförüme haber ver bize gelsin. Hay Allah. Polisin sırası mı şimdi? İyi günler beyefendi. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Telefonla araç sürmemelisiniz. Haklısınız memur bey. Biliyorum da acelem var. Ankara'ya yetişmem lazım. Siz şunu alın. Bana vereceğiniz cezadan daha fazla. Alın alın. Güle güle harcayın. Lütfen benimle karakola kadar gelir misiniz? Niye? Memura rüşvet teklif etmekten. Hoppala. Bana bak Fahri, uçakta yer bulamadım, arabayla geliyorum. Yarın sabah bakanlığın önünde ol. Bütün evrakı hazır et. Burası niye karanlık? İyi ki doğdun baba. Ben seni ararım. İyi ki doğdun baba. Ne o? Doğum günün bugün mü?
Teşekkür ederim. Aksiliğe bak. Hemen Ankara'ya gitmem gerekiyor. Acele çıkmam lazım. Benim yerime de yersiniz artık. Hemen üstümü değiştirip çıkacağım. Babacığım, doğum günün kutlu olsun. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Babacığım, hediyeme bakmayacak mısın? Peki, sonra bakarım. Bu ihale çok mu önemli? Şu andan da mı önemli? Ya Filiz, bir de sen başlama. Biz kaç haftadır ihale gününü bekliyoruz. Biz de bugünü bekliyorduk. Seninle birlikte olacağımız günü. Onlar senin çocukların. Sabahtan beri yolunu bekliyorlardı. Hediyelerine bile bakmadın. Varmayın üzerime ya. Anlayışlı olun biraz. Büyük ihale diyorum size. Şirketimizi abat edecek ihale. Peki biz? 3 aydır eve geliyorsun ama görmüyorsun bizi. Sabahtan akşama ihale sayıklıyorsun. Çocuklar yolunu gözlüyor babam ne zaman gelecek diye. Doğum gününe haftalar önceden beri hazırlandılar. Sana hediyeler aldılar, gün saydılar. Sadece senin ilgi göstermen için. Ama sen. Senin tek gördüğün ihale. Peki biz, ailen, çocukların. Biz bu ihalenin neresindeyiz? Yeter be! İsmet, dışarıda mısın? Hemen çıkıyoruz. Çabuk. İhaleye katılan diğer firmalar hakkında bilgi aldınız mı? İyi. Son anda bir terslik çıkmaz değil mi? Göreyim seni aslanım. Bu ihaleyi alalım, dile benden ne dilersen. Bana bak. İhaleden önce yapılacak toplantıya siz de gelin, çok önemli. Sabah erkenden. Görüşmelerimizi yapalım, dosyalarımızı son kez gözden geçirelim. Ondan sonra ihaleye geçeriz, tamam mı? Biz de sabah erkenden orada olmaya çalışacağız. Biraz hızlı sür İsmet. Bu ne kan arabası gibi? Ama efendim, hız sınırı. Boş ver, bas gaza. Bebeğim, sen niye uyumadın bakayım? Uykum yok. Ama geç oldu yavrum. Hadi odana. Ne oldu? Bir sıkıntın mı var? Anneciğim, niye babam bizi sevmiyor artık? Sevmez olur mu kızım? O nasıl söz? Sevmiyor işte, sevmiyor. Önceden beni sinemaya götürürdü. Parka gezdirmeye götürürdü. Şimdi yüzüme bile bakmıyor. Niye babam kötü oldu anneciğim? Babalar kötü olur mu kızım? Şu sıra işleri çok fazla. Hele işleri bitsin. Onun işleri de hiç bitmiyor ki zaten. İşlerini bizden daha çok seviyor. Aman, neler de biliyormuş. Hadi içeri girelim. İyi yapmadım galiba. Efendim? Ama onlar da akşam akşam tepeme attırdılar. Efendim? Seninle ilgili değil, yoluna devam et. Ben kimin için çalışıyorum? Bu ihaleyi kimin için alacağım? Anlamazlar ki. Of, moral bırakmadılar insanda. Sezer Bey, radyoyu açayım efendim. Aç, kafam dağılsın biraz. Bak ne diyorum. Sana eskiden olduğu gibi masal anlatayım mı? İster misin? Babaannemin masalını anlat ama. Peki. Evet anneciğim.
Masal anlatacaktın, babaannemin masalını. Anneciğim. Evet kızım. Bir küçük kız varmış, adı Gülsultan'mış. Anne, masala öyle başlanmaz bir kere. Bir varmış, bir yokmuş demeyecek misin ki? Eskiden anlattığın gibi. Pireler berber iken, develer tellal iken. İsmet, ne oluyor İsmet? İsmet, kendine gel. Durdur şu arabayı. İsmet, ne oldu sana? Kendine gel İsmet. Hemen hastaneye gidelim. Ulan kalp hastası olduğunu niye söylemiyorsun? Hadi çalış. Çalış! Hay Allah, gecenin bu vaktinde. Allah'ım, yanında ne yapacağım şimdi? Hoppala, bu da çekmiyor ya. Ankara'ya da yetişmem lazım. Bir araba durdurayım, vereyim parasını. Götürsünler hasta. Ölecek. Ölecek ya. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş derken bir kuyunun başına varmış Gülsultan. Bakmış kuyunun içine, kuyunun içinde... Canavar! Hayır. Yılan? Hayır. O zaman kuyunun içinde ne var? Nereye düştün? Nasıl çıkacağım buradan? Neredeyim ben? Burası neresi? Aman Allah'ım. Nereye düştüm ben? Nasıl çıkacağım buradan? Hey, kurtarın beni! Hey! Kimse yok mu? İmdat! Kurtarın beni, kurtarın! İmdat! İsmet! İmdat! İsmet! İsmet! Çakmak olacaktı yanımda. Ha işte.
Bir çıkış yolu var mı acaba? Neler oluyor böyle? Ben neredeyim? Çıkış yolu olmalı. Olmalı. Yan be yan. Hadi, hadi artık. Çıkmalıyım buradan. Çıkmalıyım. Hay Allah. Ne oldu bana? Sezer. Hadi bakalım ne yapacaksın şimdi? Nereye gideceksin? Tam da ihaleyi alacağın gün başına gelene bak ya. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Nereye? Nereye? Gel gel Sadıç. Al bir çay iç gel. Nereden çıkacağım? Çıkış nerede? Al sana çayı. Sana yaptım. Çıkış nerede diyorum. Ah işte buraya koyuyorum. İçersin galiba. Ilsacım. Hadi iç iç Sadıç. Ya manyak mısın sen? Çıkış nerede diyorum sana. Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin ya? Ha nasıl geldin buraya? Bilmiyorum. Beni oyalama. Oyalama beni. Bir sürü işim var benim. Yukarıda şoförüm kalp krizi geçiriyor. Ankara'ya gitmem lazım. İhalem var benim. Oyalama beni. Al çayını içiver ortak. Hadi iç. Senin çayına da. Ulan çayın sırası mı? Bana yolu göster. Sen nasıl girdin buraya? Nereden girdin? Nereden çıkıyorsun? Onun yolunu göster bana. Yolu göster. Çıkış nerede? Şoförüm kalp krizi geçiriyor. Yolu göster bana. Meraklanma Sadıç. Şoför kısmına bir şeycik olmaz. İyidir, iyidir. Hadi iç şunu. Kendine gelirsin. Telaş etme. Her şey olacağına varır. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Sen delisin. Sen delisin. Duyuyor musun? Allah'ım. Allah'ım düştüğüm hale bak. Koskoca iş adamı Sezer Çevik'in düştüğü hale bak. Al sadece. Çay iç. Hayır. Hayır!
Nerede bu çıkış? Nerede bu çıkış? Burası geldiğim yer. Kuyuya gidiyorum. Başka çıkış yok mu? Buradan çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. İhaleye yetişmeliyim. Benim için hayat memat meselesi bu. En büyük inşaat ihalesini alacağım. Hayatımda ilk defa böyle büyük bir fırsat çıkıyor. O ihaleyi almak için çok çalıştım. Servetimi harcadım. Rüşvet ver. Adam tuttum. İlk kez böyle bir fırsat çıktı. Bu ihaleyi almalıyım. Bu ihaleyi almalıyım. Almalıyım, anlıyor musun? Göster şu çıkışı, göster! Şşt! Bırak Sadıç, bırak. Bırak da o konuşsun. Çıkmak istiyorum. İstersen çıkarsın Sadıç. Her şey senin elinde. Buradan çıkmama yardım et. Ne istersen veririm. Al. Bunların hepsi senin. Bana çıkışı göster. Ne ki bunlar? Para. Her şeyi alırsın bunlar. Koyun, kuzu, at, eşek. Hepsi senin olsun. Bir rahmetli dedem derdi ki Sadıç, haram para yarasa denen kuşa benzer. Işık yanıverince de tilki fay gibi ciyak ciyak öter, tin tin gider. Hükmü heş olmaz. Bak nasıl kaçıyorlar. Sen kimsin çoban? Bilmiyorum ki. Kimsin sen? Bilmiyorum Sadıç. Belkim senin, belkim benim. Belki de sendeki ben, bendeki sen. Bilmiyorum. Al çay iç. Kendine gelirsin. Takma kafana Sadıç. Her şey olacağına varacak. İnşallah hayırlı olur. Dert etme. O paralar sihir yaptın değil mi? Çayını iç. Evet, sihirbazsın sen. Gözüm boyadın benim. Paraları da cebine attın, öyle değil mi? Belki de hala senin cebindedir Sadıç. Sen sihirbazsın, sihirbaz! İç artık şunu Sadıç. İrahmetli dedem derdi ki, her şey bir rüya gibidir. Tek bir cez hakikat vardır. O da aha bu çay. İç Sadıç, iç. Orayı unut gari. Orası yok. Her şey birer rüya. Yok orası, yok. İhale, şoför, iş yerim, benim evim. İhale de burada, her şey burada. Her şey burada Sadıç. Her şey sende ortak. Çoban, neredesin? Nereye gittin? Ne oluyor? Çok karanlık burası. Hey çoban! Allah'ım, ne oluyor böyle Allah'ım? Sen nereden geldin böyle? Sen de nereden çıktın ya? Kimsin? Ne işin var burada?
Ama siz... Nasıl geldiniz buraya? Ne oluyor? Kimsiniz siz? Kimsiniz? Konuşsanıza! Ne oluyor? Kimsiniz siz? Kimsiniz? Konuşsanıza. Nereden geldiniz? Nereden geldiniz? Çıkış nerede? Her tarafta kapalı. Nasıl geldiniz buraya? Benden ne istiyorsunuz? Hadi gidin! 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 Ne var, ne oldu? Sezer. Ne var? Onu okutmak istiyorum. İyi okut, bana ne? Sezer, sen onun dayısısın. Dayısıysam dayısıyım, ne olmuş? Devlet yatılı okulunu kazandı. Ama yolcu edecek param bile yok. Babası rahmetli olalı çok sıkıntı çekiyoruz. Senin durumun iyi. Senden başka yakını da yok. Bir destek ol da okusun yavrum. Abla, ben parayı sokaktan toplamıyorum. Veremem. Yavrumun duasını alırsın. Okuyup memur olunca öder sana karşılığını. Ölme eşeğim ölme. Arpa saman olsun diye olmaz. Abla, ben diyeceğimi dedim. Bari yol parasını veriver, borcum olsun. Olmaz dedim sana, olmaz. Pazarda koyun satmışsın geçen gün. Param vardır. Oo abla, varsa var. Hesabını mı vereceğim şimdi? Laftan da anlamıyorsun ha. Bu çocuk mu okuyacak? Haber vermediniz mi? Nerede oğlum benim? Nerede benim? Anacığım. Geliyor değil mi? Haber verdiniz mi? Geliyor. Ölmeden bir görsem yavrum. Boynuna sarılsam, öpsem oğlum. Sezerim. O kadar uzaktan mı geliyor?
Gel oğlum. Gel oğlum. Yavrum benim. Evlendim. Ölmeden bir gelecek yüzünü göreyim oğlum. Seslerim. Yoksa bir şey mi oldu seslerime? Kaza falan mı yaptın? Neden bir şey söylemiyorsunuz bana? Ne oldu oğluma? Gizlemeyin. Gizlemeyin benden. Başına bir kaza geldi değil mi? Oğlum. Oğlum neredesin? Sesim benim. Oğlum. Anneciğim. Anneciğim. Anne. Anneciğim. Gelmedi mi daha? Nerede kaldın? Hala gelmedi mi? Yollar mı kapandı? Arabalar mı arıza yaptı? Nerede kaldın seslerim? Dünya gözüyle bir kere görsem evladım seslerim. Gelmeyecek değil mi? Hiç gelmeyecek. Yine işlerim çok değil mi? Yine çok önemli işlerim var değil mi? Oğlum. Oğlumun gömleğini getir bana da. Onu bir koklayayım. Özledim oğlum. Nerede? Oğlum. Oğlum. Seslerim benim, seslerim. Gömleği de getirdim hadi. Anneciğim. Ben ne yaptım? Oğlum. Seslerim. Oğlum. Seslerim. Hani bana bakacaktın? Hani beni unutmayacaktın? Anneciğim! Affet anne. Anneciğim. Affet beni. Afiyet olsun ortak. Ne oldu bana? Çayımı içtin. Ne çayı bu? Muhabbet çayı, ortaklık çayı ve ihale çayı. Ne çayı dersen de gayrı. Ne? Gitme zamanı geldi. Yolcu yolunda gerek. Bana müsaade. Nereye? Hemen şu, öte tarafa. Peki sen kimsin? Ben bilmiyorum. Sen biliyorsun sadece. Sadece sen biliyorsun.
Sezer Bey! Sezer Bey! Sezer Bey! İyi misiniz efendim? Merak etmeyin, şimdi bir ip bulup geleceğim, sizi kurtaracağım efendim. Bekleyin. Şeyiniz yok değil mi efendim? Arabaya bir şey olmamış. Yola devam edebiliriz. Hadi Sezer Bey, kalkın da gidelim. Daha önce birkaç kez kriz gelmişti. Bu seferki ağır oldu biraz. Ama şimdi şu an iyiyim. Beni merak etmeyin siz. Asıl siz, siz nasılsınız efendim? Kendime geldiğimde sizi göremeyince çok telaşlandım. Her tarafı aradım. Sonradan burayı gördüm. Sizi böyle sağ esen görünce öyle sevindim ki. Efendim. Sezer Bey, hadi gidelim artık. Biraz gayret. Hadi. Hop. Nereye gidiyorsun İsmet? Ankara'ya efendim, ihaleye. Geriye dön. Efendim? Geriye dön. Geriye mi? Ama efendim ihale. Geriye dön İsmet, eve dönüyoruz. Ama efendim siz? Hemen dön. Sezer Bey, siz iyi misiniz efendim? Soru sorma İsmet. Sür arabayı. İstasyona uğrayalım. Ama depo doluydu efendim. Gene de gir istasyona. Ben alsaydım efendim. İsmet, her şey için teşekkür ederim. Al bunları. Bir taksi tut, evine git. Birkaç gün dinlen. Ailenle, çoluk çocuğunla otur. Ama efendim bu para çok. Biliyorum. Yarası olmadan ışık olsunlar. Ayrıca kalbin için ne gerekiyorsa yapalım.
Yarın bana bir uğra, tamam mı? Hadi. Sonra bakarım. Sezer, ne oldu? Ankara'ya gitmedin mi? Peki ihale? İhaleyi kazandım Filiz, kazandım. Affedin beni, sizi çok üzdüm. Kimi aradınız? Sezer. Bizi kabul eder misin ablacığım? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar niye alanınıza gelmiyorsunuz siz? Heh. Öpsene yavrum. Gel gel. Abla, oğlun nerede? Çocuklar hadi siz dışarıda oynayın. Hadi ama.
Okumayı çok mu seviyorsun? Yatılı okula gidemedi. Okuyamadı, gönderemedim. Sonra arkadaşlarıyla bir olup şehre gitti. Ben para kazanacağım, okuyacağım dedi. Bir sene sonra getirdiler. Geldiğinde böyleydi. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Aklından özür. Kimseyi tanımıyor. Böyle oturuyor işte. Kitaplardan anladığı falan yok. Sadece karıştırıyor. Kendi kendine eğleniyor. Size kendimi nasıl affettirebilirim? Biliyorum. Geç kaldım. Yanlış yaptım. Hırstan gözüm karardı. Görmedim, göremedim. Ama şimdi abla... Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Ah abla, başına bir şey gelmeyince insanın, başını taşa vurmayınca, bir kuyuya düşmeyince farkına varamıyor hiçbir şeyin. Yaşamanın manasını bilemiyor. Kendinden kopuyor, yakınlarından, hayattan. Kazanmak için koştururken neler kaybediyoruz neler. Annemin çocuğu olmadı, olamadım ben. Anneciğim, kendim sana nasıl affettirebilirim? Annem benim. Bir dakika. Bir dakika durur musun? Konuşmamız lazım. Bir dakika. Sen kimsin? Ne istiyorsun benden? Sen. Ana. Bugün hesap günü Sadıç. Hakkımı istiyorum ortak. Hakkımı. Ne hakkı? Beni tanımadın mı Sadıç? Sen kuyudaki çobansın. Dikkatli bak Sadıç. Gözlerime bak. Çok uzun zaman oldu ama... Sen... Sadıç! Sadıç! Niye koşuyorsun Sadıç? Ne oldu? Çok güzel ki koyun buldum. Hüseyin abi satıyor. Ben de bize sat dedim. Satacak. Ya Sadıç, sen deli misin? Ben bıktım bu rezaletten. Sen daha koyun alalım diyorsun. Gel, dediğimi yapalım. Satalım şu sürüyü, bol paramız olsun. Şehre gidelim, bir iş tutalım. Dağda bayırda sürünmeyelim. He ortak, ne diyorsun? Hayır olmaz, ben sürüsüz yaşayamam ki. Keçi gibi inatçısın. Niye ortak oldum ki seninle? Ama bu ortaklık böyle sürmez. Sadıç. Evet ben, Sadıç'ın, ortağın. O günün akşamı sürüleri gizlice sattın. Paraları alıp çekip gittin şehre. Oysa ben bütün malımı mülkümü satmıştım çobanlık için. Tek servetim seninle ortak olduğum sürülerimdi. Onları alıp götürdün. Ben perişan oldum. Hakkımı istiyorum. Hakkımı ver bana. Aradan onca sene geçti. Kul hakkı bakidir. Bu dünyada da öbür dünyada da. Vermelisin. Sadıç... Sadıç, sana kat kat fazlasını vereceğim. Dur, bekle. Ortak. Sadıç. Hakkını vereceğim.
Sadıç! İşte burası amca. Kimse var mı? Kimse var mı? Anne. Buyurun. Ben Osman'ın bir arkadaşıyım. Bir zamanlar sadıştık da. Yok mu evde? Bir yere mi gitti? Hı. Nereye? Az önce mezarlık yolunda konuştuk. Eve gelmiştir dedim. Az önce mi? Evet, az önce görüştük. Ne oldu yenge? Niye ağlıyorsun? Babaları geçen hafta öldü. Toprağa verdik. Ama nasıl olur? Siz evi karıştırdınız galiba. Yok, karıştırmadım yenge, karıştırmadım. Kocanız bir zamanlar ortağımdı. Şimdi onun ne demek istediğini daha iyi anlıyorum. Müsaade ederseniz onun hakkını size iade etmek istiyorum. Çocuklarınız ve sizin geleceğiniz için üzerime düşen ne varsa onu yapmak istiyorum. O hala sadıcım, ortağım benim. Evet, çok güzeldi. Ay Sezer, yine gelelim buraya. Çok sevdim köyü. Çocuklar da çok sevdi. Daha önce niye getirmedin bizi baba? Kuzular o kadar güzeldi ki. Ben eşeğe bindim, hiç düşmedim. Kuzuların bir tanesini alsaydık keşke. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de kalmasak da o köy bizim köyümüz. Arkadaşlar, yine bir ihaleye giriyoruz. Bu ihaleyi almak zorundayız. Bu ihaleyi almak çok zor. Sabır istiyor, fedakarlık istiyor. Mücadele istiyor, inanç istiyor. Çünkü bu ihale ancak vererek alınabiliyor. Vereceğiz. Vicdanımızı diriltmek, ruhumuzun kirini temizlemek için vereceğiz. Ve ihaleyi alacağız. Efendim, söylediklerinizden bir şey anlamadık. Haklısın. Almaya o kadar alışmışız ki vermenin manası anlaşılmıyor. Alo, Ali Bey. Birazdan Hasan Usta'yı göndereceğim sana. Kendisine 10 milyar ödeyin. Hayır, avans değil, yazmayın. Hayır, hayır, borç da değil. Emeklerine karşılık şirketimizin teşekkürü. Arkadaşlar, veren el alan elden üstündür. Vereceğiz, yükseleceğiz. Kuyuya düşmemek için yükseleceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.